Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Gans Editör Dersleri serisine hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar bu bölümde binalara bakacağız. Daha önceki bölümlerde ağaçlar ve yollar hakkında bilgi vermiştim. Bu bölümde de binalar hakkında e, bilgi vermeye çalışacağım. E, şimdi açıklama kısmında bulunan Discord linkinden gene Discord'umuza gelerek daha önceki bölümde göstermiş olduğum buradaki komple kit e, şeyini dosyasını indirmeniz gerekiyor. E, zorunlu değil. İndirirseniz sizin için daha iyi. Çünkü şöyle hemen oyun içerisinde göstereyim detaylı. Oyunun içerisindeki bulunan 3 tane ana haritanın e, ana haritaların, oyun haritalarının içerisindeki bulunan işte çalı kuşu haritası, alpin haritası ve havut beylerin haritası içerisindeki bulunan bütün binalar, itemler, nesneler, ağaçlar, her şeyi burada bulabilirsiniz. Her şey burada. E, tek seferde var. Ayrı ayrı indirerek e, ekstradan Zahmet göstermenize gerek yok. Buranın içerisindeki bütün binaları kullanıp e, kullanabilirsiniz. Daha doğrusu. Şimdi yollarla alakalı daha önceki bölümde işlem yapmıştık zaten. Ben bu şekilde bir düzenleme yaptım. Öbüründe düz olarak çekmiştik. Şimdi böyle bir görsel hazırladım buranın içerisine. Şimdi binalarda da arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi istediğiniz binayı buraya indirebilirsiniz. Ağaçlarda da göstermiş olduğum gibi ağaçlar bölümünde harici modlar var. Mesela oyun içerisine atıp kullanabileceğiniz modlar. Onlara da e, oyun içerisine ekleyip istediğiniz yerde istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Ama ben şu anda süsleme için sadece bina yapacağım. Şimdi bu binaların da e, birkaç farklı şekli ve şemal var. Şimdi oyunun içerisinde burada vermiş olduğum binaların içerisindeki e, bütün binaların tamamında Kışın kar yağdığı zaman çatılarında kar görebilirsiniz. Ee, bu ekstra bir avantajdır. Çünkü oyun içerisinde daha tatlı durmasını sağlıyor kışın. Ayrıca olarak ışıkları vardır. Ee, lambalar yani camlarında şöyle sağ klikle show lights dediğimiz zaman bakın camlarında e, ışıkları bulunmaktadır. E, bu ışıklar da gece olduğu zaman yani bütün yıl boyunca gece olduğu zaman e, ışıkların tamamı yanıyor. Bu da farklı bir estetik katar. Harici olarak da e, bunların içerisine tepesine çanak takabilir, e, işte bacalarına duman ekleyebilirsiniz. Bunları da ilerleyen bölümlerde paylaşmış olacağım zaten. E, onu da gene Discord'daki bulunan Gienz editör kısmından e, burada bulabilirsiniz. Şöyle indirme linklerinin yan taraflarına detaylı açıklamalarını yapmaya çalışıyorum zaten. E, olur da unutursam. Video videonun altına yorum olarak atabilirsiniz, Discord'dan sorabilirsiniz, onları da unutursam paylaşmış olurum sizlerle. Şimdi e, binalar içerisinde de şöyle şehir görünümü vermek isterseniz, Alpin haritasındaki bulunan binaları kullanabilirsiniz ama onun haricinde mesela Çalıkuşu haritasının içerisinde daha standart düz binalar vardır ve genelde evler değil de iş yerleri tarzındadır. Ağut Beylerin haritasında şöyle evler bulunmaktadır. Bunlar da bir nevi köy evlerine benzer evler, taş yapılardır. E, buradan da farklı estetikler şeklinde evler yapılmış. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi ben binaların bir detaylarına gireyim. Mesela örneğin şu binayı alalım buradan. Buna CTRL X dedim. Şöyle en aşağı indirdim. Boş bir yere bastım. CTRL V dedim. buraya yapıştırdım. Şimdi bir tane bina üzerinden örnek göstereceğim. Çok fazla vaktinizi almadan, vaktinizi çalmadan daha detaylı kısa bir bilgi vermiş olayım. CTRL e B dedim, getirdim, yerleştirdim. Şimdi öncelikle bunun nerede nasıl bir durmasını istediğimi veya kapısının ön yüzünü belirledim. Daha sonrasında buna bir 90 dedik. Şurayı düzelt. 90'da düzelmedi. Nereye gitti kapısı? Heh, buradaymış. Tamam. Eksi 90 dememiz lazımmış. Pardon. Şimdi şöyle biraz geri alalım bunu. Burada bu şekilde dursun. Şimdi buna harici olarak ne yapmamız gerekiyor? Yani bunu düz bırakmak istemiyorsak bunun etrafına çit çekmemiz lazım. E, ağaçlar ekebilirsiniz. Daha sonrasından işte e, şöyle paint modla buranın içerisine mesela ne yapabiliriz? Mesela şu jolle tiples nerede? Şey, jol şundan şöyle bir farklı yol girişi sağlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi buradaki bize en lazım olan şeylerden bir tanesi arkadaşlar ışıkları. Şöyle mouse'un sağ ile show deyip lights kısmına bastığımız zaman buradaki ışıkları görebilirsiniz. Şimdi buradaki ışıklar gece olduğu zaman buradaki camlardaki görüntüler neyse bir nevi onları şey yapmaya çalışıyor. Ee, şöyle iç detayına girelim. Ee, neredeydi bu winter helium real lights burada. Point light. Şimdi şunu şöyle sağ tarafa doğru çekelim. Şimdi arkadaşlar bu ışıkların 3 tane çeşidi bulunmaktadır. Bir tanesi güneş, bir tanesi spot, araç farları ve sokak lambaları için kullanılan bir de point olarak vardır. Point de buradaki bu şekilde binaların e, iç kısımlarında kullanılabilir. E, i̇şte sokak köşelerine hani koyulan küçük lambalar için kullanılabilir. Veya harici işte bir garaj girişinin önüne küçük bir lamba aydınlatma gibi kullan, kullanılabilir. Birçok kullanım yeri vardır. Tabi bu tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi e, buradaki ışıklar tabii ki bize bir estetik katmaktadır. Bunları harici olarak da bu şekilde alıp istediğiniz binalara yerleştirme yapabilirsiniz. E, ama yok ben bu ışığı bulamadım. Binaları yani binama yerleştirmek istiyorum ama bu ışığı bulamadım. Bunu nereden bulacağım derseniz. Buradan şu sol üstten Create'den Light seçeneğine bir kere tıklıyoruz. Bakın ortalık bir aydınlandı böyle bir aydıncak geldi. Şöyle CTR ile B tuşuna basıp bunu aldım yakına getirdim. Bakın ön tarafında bir ok işareti var. Işık yönünün nereye vurduğuna dair. Şöyle bak çevireyim bunu mesela. Işıktaki hareketliliği görebiliyorsunuz bakın. Şimdi bu ışığa üstünde bastığımız zaman bir kere sağ tarafta Light diye bir seçenek açılıyor arkadaşlar. Buna bir kere bastım. Bakın burada hemen en üst kısmında Tipe diye bir seçenek var. Şimdi bunun içini açtığımız zaman 3 tane seçeneği var. Direktiyonel dediği zaten söylediğim gibi güneş anlamına gelmektedir. Her tarafı aydınlık katar. Daha sonrasında Spot vardır. Sokak lambası, e, araç farlarında, e, arka stoplarda işte araçlar için kullanılan ve sokak lambalarında e, elektrik direklerinde kullanılan lambalardır. Bir de Point vardır point şöyle biraz sarı büyük olduğundan dolayı onu pek göremeyebilirsiniz. Şimdi bunların herhangi bir tanesini seçtiniz. Şu anda ışık da oluşturuyoruz aynı zamanda. Daha sonra al kısmına bakın range kısmı var arkadaşlar. Bu range kısmı dediği görünürlük çapı yani büyüklüğü ışığın yüzmesinin ulaşabileceği noktalar anlamına gelmektedir. Şimdi ben bunu 5 yapacağım. Bakın etraftaki ışık komple gitti. Ve sarı çizgi az önce tepedeydi. Şu tepedekini aldırış etmeyin arkadaşlar. Bu oyunun kendi orijinal güneşidir. Şuradaki sun var ya. Bakın burada. E, bu olduğundan dolayıdır. O ışığın olmasının sebebi ondan. Şimdi bizim konumuz burada. Light. Bakın burada duruyor. Şöyle. Şimdi bunu büyütebilirsiniz. Mesela buradan bunu 10 da yapabilirsiniz. 100 de yapabilirsiniz. 500 de yapabilirsiniz. Ya yani bu size kalmış tamamen. Şimdi bunu tekrar geri 5 yapalım. Pointi bu şekilde daha doğrusu şöyle anlatayım. Point'i bu şekilde yapıp bunu istediğiniz binanın önüne götürüp koyabilirsiniz. Yani bu camlarına falan e, istediğiniz aydınlatma yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış özgürdür. Daha sonrasında bir de şöyle light kısmına gelip buradan spot kısmına bir gidelim. Şurayı da şöyle düzenleyelim. Burayı eksi 90 yapalım. Sıfıra sıfır yapalım. Şöyle aşağı doğru baksın. Daha sonra buradaki light kısmını tekrar 50 yapalım. Şöyle ışın alt kısmındaki şeyi görünsün. Şimdi buradaki bu range dediği şey ışın dedim ya hüzmesi, görünürlük mesafesi anlamına geliyor. Bakın yukarıya doğru büyüttükçe şöyle daha daraltayım. Bakın ışığın çapına bakın küçücük. Şöyle büyüttükçe bakın alt tarafta gördüğünüz gibi bir far şeyi gibi bir şey çıktı. Yani ışığın görünürlük mesafesi anlamına gelen şey çıktı. Ve şurada şöyle... Gördüğünüz gibi bir ok işareti bulunmakta. Yukarıdan aşağı doğru gelip etrafında 4-5 tane bir şey var. Bu yönünü göstermektedir. Bunun kullanım amacı araçlardaki e, araç tasarlarken farları falan eklediğiniz zaman ışığın nereye düşeceğini görmeniz anlamına gelmektedir. Şimdi e, bunu tabi dediğim gibi spotta veya güneş olarak kullanabilir veya point olarak ayarlayabilirsiniz. Point kendi çevresini aydınlatmaktadır. Direktiyeal komple bütün haritayı aydınlatır. Tabii bunu küçültebilirsiniz. Bir de aynı şekilde spot vardır. Daha sonrasında bunun alt kısmında bulunan Color R G ve B seçeneklerinden renklerini değiştirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Biraz daha yakına gidelim. Mesela burayı 3 yapalım. Bakın bir turuncu sarı kırmızı rengine dönüştü. Burayı 2 yapalım. Biraz daha yeşil rengine döndü. 5 yapalım. Tam yeşil oldu. Burayı da 8 yapalım mesela turkuaz rengine dönüştü. İstediğiniz tüm renklere verebilirsiniz. Hatırlarsanız ağaçları istediğim zaman bakın buranın üzerinde farklı farklı renkler var. Aslında hepsi tek bir point renktir. Yani beyaz renktir. Ama dış taraflarının renkleri yeşil olduğundan dolayı hani gerçek hayattaki gibi normalde tüm araçların arka stop lambaları kırmızı olarak yandığını görürsünüz. Ama normalde içinde sarıdır veya beyazdır. Genelde de sarı olarak kullanılır. Ampullerde de aynı şekildedir. Şimdi bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada bir de ayrıca buradan renklendirme de verebilirsiniz. Her birine ayrı ayrı renkler vererek de işlem yapabilirsiniz. Şöyle point'e tekrar geri dönelim. Bakın 50'de olduğu için aydınlatıcı alan baya büyük oldu. Buraya 5 yaptığımız zaman bu küçücük kalacaktır. Sadece kısmi bir alan aydınlatacaktır. Bakın şöyle dibe kadar götürelim. Çok küçük bir noktaya aydınlatıyor. O da buranın işte evlerin içerisindeki bulunan camları aydınlatmak için kullanılabilir. onun haricinde arkadaşlar ışıkları bu şekilde yapıp bu alt kısımdaki bu tiklerle veya diğer şeylerle oynamadığınız zaman bu ışık sürekli yanar halde bulunmuyor. Oyunun kendi içerisinde gece olduğu zaman yanar, gündüz olduğu zaman söner. Bunun belli bir saati vardır. E, 7-15 gibi herhalde yanlış hatırlamıyorsam 6-15 miydi 7-15 miydi ışıklar yanar e, sabahleyin ışıklar tekrardan geri söner e, bunları zaten oyun içerisinde saatlerle anlayabilirsiniz kaçta yanıp kaçta söndüğünü e, bizim onlarla pek bir işimiz yok ışığı da bu şekilde ayarlayabiliyoruz bunu sildim ışıkta herhangi bir işimiz yok daha sonrasından mouse'un ile show yapıp lights'a basıp ışığımı kapatıyorum şimdi binam burada Binama haricen mesela ne ekleyebiliriz? Şöyle hemen e, bir gelelim buraya. Şöyle mesela önüne bir tane ağaç ekleyelim. Şimdi biz bir sürü ağaç indirmiştik. Ben onları kullanmak istemiyorum şu anda. Mesela şu ağacı alalım. Şimdi buradan CTRL'e X demeye gerek yokmuş. Gerçi bina buradaymış. Hemen şöyle aşağı attım. Daha sonrasında ne yapalım? Bir tane önüne çöp kovası koyalım. E, çöpler nerede? Şurada. Mesela şu çöp kovasını alalım. Buna CTRL X dedim. Şöyle aldım. En aşağıda boş bir yere tıklayıp e, CTRL V deyip yapıştırdım. Daha sonrasında da bakın burada çitler kısmı var. Şurada mesela bu şekilde çitler bulunuyor. E, buradaki ne? Bu kapı şeklinde işlem yapmış. Bu arada arkadaşlar buradaki çitlerin tamamını e, oyunun içerisindeki şeyde daha doğrusu harita dosyalarının içerisine tek tek kodlayarak da Burada şimdi önce yerleştiriyorsunuz sonra kodluyorsunuz daha sonra kodladıktan sonra geri burayı siliyorsunuz oyuna girdiğiniz zaman buralarda çit olmuş oluyor sadece oyunda yüklemiş oluyor bunu bu ne işe yarar bu da oyunu yüklediği esnada ilk yüklenim anında sizden çok gecikmeli olarak yüklemez daha hızlı yükler. Daha sonrasında oyunun içerisine girdiğinizde yani başlat tuşuna bastığınız zaman ilk bir FPS düşür hepsini yükler. Sonra FPS'iniz geri yükselir. Genelde 1'e düşüyor zaten. Sonrasında da artık bilgisayarınızın performansı kaçsa ona göre şey verebiliyor. Şimdi mesela ne yapalım? Şundan bir tane alalım bu 3 metreden. Buna da CTRL X dedim. Şöyle en aşağıdan boş bir yere bıraktım. Bir de çitimiz olsun. Şimdi bunları bir gidip yerleştirelim. Hatta şuradan mesela bir de ışık alalım bir tane. Ee, oranın yollarına koymak için. Mesela şunu alsak, şunu alsak. Biraz daha modern olsun. Şunu alalım. Şuradaki ışığı. Şöyle small. Heh, evet, bunu alalım. Şöyle CTRL X dedim. Boşa tıkladım. CTRL V dedim. Şimdi kitle bir işim kalmadı. Bu arada buraya gelmesinin sebebi de arkadaşlar burası sıfır noktasıdır. Bakın burada transfer X, Y, Z şu ikisi şu anda yukarıda olmasını aldırış etmeyin. Haritanın tam ortası anlamına geldiği için burada şu an burada çalışıyoruz diye kendisi otomatik buraya geliyor. Yani siz yaparken buraya gelmezse e, sıkıntı yok. Onunla ilgili herhangi bir problem yaşamazsınız. Şimdi daha önceden bahsettiğim gibi bir şeye bastığım zaman her şeyi seçiyordu. O yüzden ben buradan hemen bunu loşket grup yaptım. CTRL e B dedim aldım geldim. Şimdi şunu şöyle bir yerleştirelim şuraya. Bir tane daha CTRL'e D dedik. Bir tane daha şöyle buraya yerleştirelim. Create dedim. Transfer grup dedim. Daha sonrasında buraya geldim. Buraya lights yazdım. Sonra şu ikisini seçiyorum. Buranın içerisine salladım attım. M3 neydi? Çitti. Şöyle CTRL'e B ile getirelim. Bu da aynı şekilde sıkıntı olmasın diye. Bunu da grup haline getirdim. Şimdi bundan çok koyacağım için bunun adını belirteyim. Çitler diyeyim buna. Daha sonra da farklı yerlerde kullanırız, farklı şeyler yaparız diye buna bir de kod belirleyelim. 01 diyelim. M3 aldım. 01'in içine attım. 01'i de aldım. Çitlerin içine attım. Şöyle M3'e geldim. Şimdi bunu önce bir yerleştirelim şöyle bir. Daha sonrasında ile D de deyip kopyalayıp şöyle yan yana getirip yerleştire yerleştire gideceğiz. Tabi bunun tamamını yapmayacağım sadece şu anda bu ön kısımlarına yapmış olacağız. Şimdi burayı yerleştirdik. Ben bir de aynı şekilde bu tarafa da yerleştirmek istiyorum ama tek tek değil. CTRL'ye basılı tutarak aynı anda Shift'e basılı tutuyorum. Bir tanesini seçtikten sonra. Şöyle hepsini seçtim. Daha sonra bunları mouse'un orta tekerleğiyle tutup üst tarafa attığımda bakın hepsi tek hale gelmiş oldu. Şimdi bir de CTRL'e deriyorum bir daha. Şöyle bakın toplu komple aynı halde bu tarafa da çekmiş oldum. Daha sonrasında mesela bunu tabi şey de yapabilirsiniz. Mesela CTRL'e D diyelim. Şöyle yana döndürelim mesela yönünü. Bunu 90 diyelim. Çektim. Şimdi bunu köşeler var. Köşelerini de kullanabilirsiniz. Köşeli olanlarını. Ama kullanmayacağım. Şöyle yine tekrar CTRL'e D dedim. Aldım. Dibine getirdim. Yerleştirdim. Şimdi buna uzaktan baktığınız zaman bu şekilde böyle ayrık görünüyor olabilir. Şu ayrık da bu diğerlerinde bazen bu çim olduğu için burada bu şekilde şey yapabiliyor, farklı görünüm sağlayabiliyor. Daha sonrasında ne almıştık biz buranın içerisine bir tane şey almıştık, çöp kovası almıştık. Şöyle CSLB diyelim, çöp kovasına getirelim buraya. Şöyle yönünü çevirdim, sıfır dedim. Şimdi bu çöp kovasının avantajı, bunun üst kapakları açılıyor arkadaşlar. Şöyle Dor bir diyelim, şöyle kapaklarını eksi 120 diyelim buna. Dor 2'yi de açalım aynı şekilde. Bunu da aynı yere getirelim. Buna da eksi 120 diyelim. İkisinin kapağı aynı yerde dursun. Daha sonrasında gene create transfer grup diyelim. Buna da çöp kovası diyeceğiz. Daha sonra bunu da alıp buranın içerisine sürüklüyorum. Şimdi ee, bu neydi? Ha bu ağaçtı biz bir tane daha çekecektik doğru ya. Buna da CTRL B diyelim. Bunu da alıp buraya getirelim. Şöyle ağacı da burada dursun. Daha sonrasında şimdi bakın arkadaşlar binamız buradaydı hatırlarsanız. Medium binamız. Şimdi ben bunların hepsinin bir düzenli durmasını istiyorum. Şimdi e, bakın şu kiti nasıl böyle alt alta sıralanıyorsa şimdi her şeyi tek tek böyle içerisine yani klasör açıp içerisine yerleştirmezseniz e, bu sol tarafta çok büyük mükemmel bir karmaş olacaktır. O yüzden hiç bu topa girmeden her şey Kreis transfer grup deyip güzel güzel yani yavaş ve sakin adımlarla ilerleyerek klasör oluştura oluştura gideceğiz. Şimdi ben bunu oluşturdum. Buraya ne yapacağım? Diyeceğim ki evler. Daha sonrasında evlerin her birine isim vermem lazım. O yüzden bir tanesine 01 diyorum. Daha sonrasında buradaki evi tutup buranın içerisine attım. Daha sonra da bir de bunun yanına materyaller eklemiştik hatırlarsanız. Create transfer grup diyorum. Buraya da nesneler diyeceğim. Nesneler Daha sonra bakın buradaki çöp kovası Çit ışık Bunların üçünü seçtim nesnelerin içerisine attım Bir de ağacımız vardı Buraya da hemen şöyle Ağaç diyelim Buradaki ağacı da Alıp buranın içerisine atıyorum Bunu da nesneler attım Daha sonra bakın 01'de sadece evimiz var Nesneleri de 01'e attım Şimdi bakın tek seferde Bastığımda gördüğünüz gibi bir tek evi Seçmiş oldu Şimdi düşünün bir harita tasarladınız. Mükemmel, devasa bir harita. Haritanın çoğu yerinde evler kullandınız ve bu şekilde nesneleri böyle yerleştirirseniz eğer ilerleyen zamanlarda diyelim ki ikinci bir harita yapacaksınız. İkinci bir harita yaptığınızda mesela yine evler yerleştireceğiniz zaman farklı haritalar olduğu için e, bu evlerin mesela bu ev sizin hoşunuza gitti veya ben harita yapımcısıyım sen haritanı yayınlamışsın ben geldim haritana girdim baktım bu ev güzel. Bu evin üstüne bir kere tıkladığım zaman bakın hiçbir şey belli olmayacak. Ama bu 0-1'deyken şöyle grup haline getirdim. Daha sonrasında bir kere tıkladım. Niye grup olmadı? Heh. Grup haline bir kere buna tıkladığım zaman komple grup haline gelecektir. Daha sonrasında da bakın nerede? Burada. Bakın şöyle hareket ettirin. Bakın komple hepsi hareket ediyor. İstediğiniz yere şimdi götürüp bunu da koyabilirsiniz. Şöyle geri alalım bunu. Şimdi e, bunlar daha düzenli durmasını sağlıyor. Tabi 0 yaptık. Ayrıca burada hem ev hem de nesneler şeklinde iki tarafa ayırmıştık. Bunu da bunun içerisine atabilirsiniz. Ama ben atmayacağım. 0-1'i de evlerin içerisine attım. Daha farklı evler dizmiş olsaydım şimdi yan yana 4-5 tane daha. Bunlar da e, evler klasörüne bastığım anda çat diye hepsi çıkacaktı. Peki şimdi bunlar bu şekilde mi kalacak? Hayır kalmayacak. Şimdi buraya bir transfer grup daha açacağız. Buraya diyeceğiz ki mesela haritamızın adı neydi? Ne koymuştuk? Mesela ormancı haritası koymuştuk ya. Biz buraya orman haritası diyelim mesela. Orman haritası. Haritanın adını belirledik. Daha sonrasında bakın yollar vardı. Yolları aldım orman haritasını attım. Burada tire demiştik. Ağaçlar bakın arka tarafımızda hayvan gibi bir orman var. buradaki tireyi aldık. orman haritasının içerisine attık. Evlerimiz vardı. Evleri de tuttuk. Buranın içerisine attık. Şimdi ne olmuş oldu? Şöyle bir bu tarafa gidelim. Bakın. Sadece orman haritasına bir kere tıkladığım zaman bütün nesnelerin tamamı görünüyor. Hani e, görmüşsünüzdür illaki ki ve harita yapım işiyle kulla, uğraşan arkadaşlar varsa. Mesela böyle ya da hatırlarsan size harita içerisini boşaltmayı göstermiştim. Orada mesela bir şeye tıkladığımız zaman tüm haritanın tamamı bir anda seçili oluyordu. İşte onun sebebi bunda her şey klasör halinde ve anlayabileceğiniz şekilde ayarlayın burayı. Yani burada ben tire yazmışım ağaç diye. Örnek veriyorum buradaki ağaç yani sen tire değil de ağaç yazabilirsin veya işte orman yazabilirsin, sana kalmış. Her şeyi bu şekilde sınıflandırarak yapabilirsiniz. Şimdi bunu niye gösterdim? Kimler için bu bu video boş bir video olabilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, normalde normalde Harita tasarımı içerisinde her yerleştirdiğimiz nesneyle beraber sizlerle bir şeyler yaparak ilerleyecektik. Ancak e, bu videolar uzun sürdüğünden dolayı ben de bunları bu kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. E, yolları gördük, ağaçları gördük, şimdi binaları gördük, çitleri de görmüş olduk aynı zamanda nesnelerin de nasıl yerleştiğini gördük. E, şimdi Bundan sonra yanlış bilmiyorsam herhalde direkt mağazaya geçeceğiz. Ondan sonra da oradan Allah ne verirse artık ana büyük işlere başlayacağız. E, Sona doğru gideceğiz. Daha yolun başındayız. E, o yüzden yani size boş da gelse kimler için çok büyük destek sağlayacaktır. E, o yüzden çok da şey yapmamak lazım yani. E, Oraları düşünmemek lazım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerden ricamdır. Lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğenin, e, yorum atın, fikirlerinizi belirtin, e, destek olun kısacası. E, yeni videolardan haberdar olmak için de lütfen bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.